Ellerimizi gökyüzünde buluşturuyoruz. Hoş geldiniz başkanım, şerefler getirdiniz. Şubat akşamı Ankara'da bulunan Kasım Akdağ tarafından bana üzerinde mutabık kaldığımız listeyle hiçbir alakası olmayan yeni bir liste gönderildi. Bana gelmene gerek yok diyen il başkanı Deniz Yücel, İlçe Başkanı Kasım Akdağ'ı da yanına alarak Genel Başkan Yardımcıları Tuncay Özkan ve Veli Ağbaba ile bir araya gelerek Ankara'da arkadaş, ahbap, çavuş ilişkisine dayalı bir meclis tablosu oluşturdu ve bana dayatmaya çalıştı. Ben de bu listeye tepki gösterdim. Benim dışımda hazırlanan bu yeni listenin Buca'nın demografik yapısını yansıtmadığını, hem parti içerisinde hem Buca'nın genelinde sıkıntı yaratacağını, bu haliyle kabul etmemin mümkün olmadığını, ilçe başkanı Kasım Akdağ aracılığıyla o gün orada o ahbap çavuş listesini yapanların hepsine ilettim. Ben yola Buca'nın birleştirici gücü sloganıyla çıktım. Herkesi kucakladım. Herkes tarafından kucaklandım. Dayatılan meclis üyesi tablosuyla Buca'da birlik ve beraberliği güçlendirmenin zorlaşacağını, hatta seçimi kazanmamızın sıkıntıya gireceğini ısrarla söyledim. Akşam saatlerinde başlayan İzmir-Ankara arasındaki telefon trafiğimiz çok geç saatlere kadar devam etti. Kimseyi kucaklamayan, liste konusunda geri adım atmayınca bir süre sonra Kasım Akdağ ile telefon irtibatımız kesildi. Kendisine ulaşamaz olduk. 19 Şubat sabahı ulaşabildiğimiz ilçe başkanı Kasım Akdağ, listenin ve yetkinin genel merkez tarafından il başkanlığına verildiğini bize bildirdi. Bunun üzerine arkadaşlarımla birlikte liste hakkında bir kez daha görüşmek, son haline birlikte karar vermek için il başkanlığına gittik. Ancak ne hikmetse tüm çabalarımıza rağmen il başkanı Yücel ile bir türlü görüşemedik. Biz diğer odada beklerken il başkanı Deniz Yücel, il başkan yardımcısı Binali Gül ile birlikte Binali Gül'e bir yetki vererek belediye başkan adayı olarak Erhan Kılıç'ın isminin başa yazıldığı, bambaşka bir listeyi Yüksek Seçim Kurulu'na gönderdiği, benim başkan adaylığımın hukuksuz bir biçimde geri çektirilmesi, daha önce aday adayı bile olmayan bir ismin Buş halkına dayatılması bir yana, başkan kontenjanından listenin sıralarına Buca ile alakası olmayan Bakırköy Belediyesi meclis üyesine yer verilmesi gibi listedeki bazı isimlere de tepkiyi iyice arttırdı. İsmimin çıkarıldığı bambaşka bir belediye başkan adayının zikredildiği yeni bir liste YSK'ya verilirken Ankara'da da aynı saatlerde başka bir film çekildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan'ın Deniz Yücel, Kasım Akdağ ve diğer başkan yardımcısı Veli Ağbaba ile birlikte hazırladığı hiçbir geçerliliği olmayan, adaylıktan çekildiğimi iddia eden, tamamıyla yalan ve yanlış ifadelerle hazırlanmış bir tutanakla Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na giderek adaylıktan çekildiğimi söylediğimi ve Genel Başkanımızı yanılttığına ilişkin bilgiler Ankara'dan gelmeye başladı. Adaylıktan çekildiğime ilişkin hiçbir yazılı ve sözlü beyanım bulunmamasına rağmen böyle bir yalan ve iftiraya maruz kaldım. Bunun üzerine daha önce Sayın Genel Başkanımızın Ankara'dan İstanbul'a hak, hukuk, adalet adına 450 kilometrelik o kutlu yürüyüşünden cesaret alarak hakkımı, hukukumu en iyi kendisinin koruyacağını düşünerek hemen Ankara'ya genel merkeze gittim. Ancak tüm çabalarıma rağmen genel başkanımızla bir türlü görüştürülmedi. Yaşadığım bu hakkanetsizliği, hakkımı,
hukukumu sonuna kadar koruyacağıma inandığım Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve tüm Buca'nın, hatta tüm Türkiye kamuoyunun vicdanına bırakıyorum. Ben de bana gönlünü açan tüm Bucalı hemşirelerime, bana değil bize yapılan bu haksızlığın düzeltilmesi için bütün hukuki yolları kullanarak sonuna kadar hak arama mücadeleme devam edeceğime söz veriyorum. Seyit Torun'un yaşadığı konunun aynısını ben yaşıyorum. Dolayısıyla beni şu anda en iyi anlayacak kişi de Sayın Genel Başkanımız Seyit Torun'dur. Şimdi ben soruyorum. Böyle bir durumda ben de mi parti değiştirmem gerekiyor? Asla. Sen Suat Nezir'sin. Yakışmaz. Asla. Bu ülkede yaşayan, bu ülkeyi seven, bu ülkede siyaset yapma arzusunda gerçekten vatanını, milletini, çocuklarının geleceğini düşünen insanların aklından bile geçirmemesi gereken bir şey. Meclis üyesi listesini yaparken bir kişiyle git meclis üyesini, listesini yap diye bana söyledi. Evet. Bornova'da da aynısını yaptılar. Gerçek. Ama bunların içeriğini partimize zarar gelmemesi açısından kamuoyuyla paylaşmak istemiyorum. Tabii. Eğer genel başkanımız uygun görürse, bunları merak ederse kendisine seve seve tüm içtenliğimle, ayrıntılarla anlatacağımı buradan ifade etmek istiyorum. Çok değerli basın mensupları. Birleşik Ankara, birleşik bu.